yorgunluktan nasıl yitap düştüğümüz, sesimiz kısıldı. Mesela ayakkabılarımız yandı yangında. Yani bayağı yani kafetli bir yollar açtık ama yangını söndürdük. Yani bu da büyük bir başarıdır bizim için. Her konuda bize yardımcı oldular. Yani ne diyelim? Diyecek bir şey yok. Gerçekten fazlasını da hak ettiniz. Aynen. Çok büyük emek verdiniz. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Yani biz Samsunlu olarak, Karadenizli olarak emeğimizin kat kat üstünü sarf ettiğimize inanıyorum. Yoldan geçiyoruz mesela biz 18 aradır geldik buraya. Herkes ne vereceğini şaşırıyor. Arabaların önüne atlıyorlar. Yani diyecek bir şey yok. Bunlar güzel şeyler. İnsanlar yıllarca oraya emek vermişler. O emeğin bir seferde yanıp gitmesine, kül olmasına kimsenin gönlü razı değil. Teşlere de girdik. Yani yeri geldi böyle suyumuzu son damlasına kadar kullandık onlar için. Köy tam böyle dere yatağının sırtında. İki taraftan alevler geldi. Köyün üstüne gelsen bir çatı gibi kapattı. Altta yani cehennemi yaşadık orada. Alevler üstte biz altta kaldık. İçimizdeki o heyecan yani her şeyi unutturuyor. Ateşimiz. Yani ne olursa olsun unutuyorsun. Hep birlikte hücum. O ateşi nasıl söndürebiliriz? İnsanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Elimizdeki yani imkanların bütün her şeyi orada seferber ediyoruz. Yani zaten görevimiz bu. Ateş söndürmek. Annem, babam, kayınvalidem, teyzem, dayım, iki tane çocuğum, eşim Covid-19 hastalığına yakalanmış, karantinaya alınmışlar. Ben merak etmeyin diye 3 gündür de söylememişler. Sıkıntı değil ama biz vatan desturuyla yetiştiğimiz için yani hiç sıkıntı değil.